Hepinize merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir oyuna başlıyoruz. Bunu seri olarak yapacağım. Çok keyif aldığım bir oyun. Ve yıllarca beklediğimiz, hepimizin merakla beklediği, kimi zaman abartıldığını düşündüğümüz fakat beklentilerin ilk çıkışından beri çok üstünde olan çok muhteşem bir oyun. Ya gerçi kimisi der ki çok daha iyisini bekliyordum. Bu kadar uzun süre yayınlanma süresi olduktan sonra, hani uğraştıktan sonra yapımcılar çok daha iyisini bekleyenler de vardı tabii ki. Ama şahsen Türk tarihinin, Türk oyun yapımcılığı tarihinin bana kalırsa gelmiş geçmiş en iyi oyunu şüphesiz. Bugün sizlerle birlikte Mount & Blade Bannerlord oynayacağız. Gerçekten yani Warband'ı oynamaktan artık ciğerimiz solmuştu. Oyunu çok beğeniyorduk, çok güzeldi, çok eğleniyorduk. Fakat geliştirilmesi gerekiyordu. Ve Bannerlord çıktı. Çıktığı ilk günden beri de oynuyorum. Bir süre gerçi ara verdim. Çünkü çıktığı ilk hafta zaten 90 saat oynayınca, 7 günde 90 saat, o da yaklaşık günde 12-13 saat oynayınca işler bu sefer biraz sarpa sardı. Çünkü bir, hep aynı şeyleri görmeye başladım. İki, senaryo tam değildi o zaman. Yani kilitleniyordu biraz. Ne olup ne bittiği belli olmuyordu. Bazen saçma sapan yerlerde saçma sapan senaryo hikaye bug'ları oluyordu. Onun haricinde çok fazla sıkıntısı yoktu oyunun. Bir de optimizasyon problemleri vardı ufak ufak. Fakat şu an gördüğüme göre az çok düzeltilmiş duruyor. Hani inşallah daha da düzeltilmiştir. Hani şu an oynarken hep birlikte göreceğiz. Çünkü çok uzun bir aradan sonra, ki 2 aydan falan bahsediyorum. Ne zaman? Mart'ta çıktı. Ve şu an biz Haziran'dayız. 3 aymış hatta neredeyse. Daha 4 aya gidiyoruz, ne bu şey. Neyse, sonuç olarak artık daha fazla uzatmayayım. Bannerlord'a baştan sona oynayacağız. Herhangi bir mod henüz yüklemedim. Fakat ilerleyen bölümlerde yükleyeceğim. Şahsen yüklemeyi beceremedim. 1 saat uğraşıyorum, olmuyor. Problemi çözeceğim. Ondan sonra çok güzel modlarım var. Özellikle Enis Kirazoğlu'na buradan selam olsun. Ondan 1-2 tane mod çaldım. Onun haricinde tamam, hadi başlayalım. Şimdi hızlıca ben şey yapacağım. Şöyle ekranı size göstermeye geçireyim. Evet, ben hızlıca şu an karakteri oluşturacağım. Ya her zamanki gibi Kuzeyitler olacağız. Kuzeyitlerin en güzel özelliği, çok kolay atlı birlik elde edebiliyorsunuz. Tiple çok uğraşmayacağım. Sizi çok böyle bekletmek istemiyorum. Aslında kesebilirim de. Ama düşününce şöyle rastgele güzel bir tip yakalayıp onunla biraz oynayabiliriz. Suratına bakıyorum şu an yapılan karakterlerin. Saçını falan oynayacağım. Bak bu fena değil. Bunun biraz ten rengini değiştirelim. Bunun bıyıklarını değiştirelim. Nereden değiştiriyoruz? Kıyafetimi değiştireyim. Tamam, şöyle dursun. Bıyıklarını nereden değiştireceğiz acaba? Saçı gayet iyi ya. Saçı çok iyi. Bakıyorum şu an. Bıyıklar da buradaymış. Ya benimki gibi pala bıyığı yok mu ya? Tüh. Burada grafikler biraz düşük seviyede. Dediğim gibi bilgisayarım çok kaldırmıyor optimizasyon problemleri olduğu için. Ya bende de çok sağlam bir sistem yok arkadaşlar, düzgün olmak gerekirse. Bakıyorum da. Yok, bunlar çok sarmadı ya. Böyle bir tek büyük arı. Pala büyük. Tam pala büyük şu an. Bunu da istemiyor. Bu da çok kısırık duruyor. Şu fındık büyük gibi oldu. Şu fena değil. Şu fena değil. Tamam, böyle olsun. Saçı bu değildi ya. Saçı niye değişti? Saçı şuydu, evet. Tamam, şu an karakterimiz gayet iyi. Bir yüz yarası ekleyelim. Bir savaş tecrübemiz olsun. Çok bebek suratlı olmayalım. Yani sonuçta komutan olacağız. Ülkeleri, orduları yöneteceğiz arkadaşlar. Şurada gözde çıkık olmasın ya. Böyle o çizik olsun ama şu mu? Bir tır. Evet. Gözde hani kurtarmış böyle ucundan olsun. Kör sağırdıysız da demesinler bize arkadaşlar. Kör de olmayalım yani. Evet, çok uzatmadan. Şimdi buradaki aile yapımız, hiç oynayamayanlar için anlatayım. Warband'da da vardı böyle bir şey. Warband'da hikayemizi seçiyorduk. Bunda da biyografimizi oluşturuyoruz, daha açıklayıcısı. Şurada özelliklerimiz var. Sağ tarafta seçtiğimiz, yaptığımız şeyler bizim şeyimizi, karakterimizin yeteneklerini, şeylerini, başlangıç skillerini falan oluşturacak. Şimdi ailemiz neymiş? Noyan'ın soyundanmış. Bunun şöyle bir avantajı var. Soylu başlıyorsunuz oyuna direkt. Bu olabilir. Tüccar ticari zeka veriyor. Kabile halkından da diyor. Okçuluk ve binicilik veriyormuş. Çiftçiymişiz. Fırlatma silahlarında ekstra diyor.
Yani çoğunlukla gönderili silah ve çift elli silah kullanacağım arkadaşlar. O yüzden bir oyunun sonundan iyiymiş. Hem gönderili silah şeyi de veriyor bana. Gönderili silah dediğim de bu arada mızrak falan. Erken çocukluk seçimimizi yapınız. Şimdi liderlik evet çok önemli. Ama biraz ticaret ağırlıklı oynayacağız. Şuna bakayım cazibe. Cazibe de çok önemli aslında ama. Burada da mühendislik veriyor. Mühendislik çok ilk zamanlarda işimiz olmayacak. Dayanıklılık artık bizim birincilik. Şurada ticareti veren şuydu ama bu sefer de sosyallikten ekstra puan verme. Şu gördüğünüz puanlar da bu arada şey yapıyor. O yeteneği ne kadar hızlı geliştireceğinizle alakalı. Yani ne kadar yüksek tutarsanız. Fiziksel güçten gidelim biz. Fırlatma silahı kullanıyor muyduk ben? Kullanıyor muydum ya? Kullanmıyordum herhalde de. Bu da değil. Şu an rakamlarla ilgilenmeyeceğim. Tamam insan ilişkileri istiyorum. Ergenlik. Koyunları güderdim. Köyün yağma, köyün demircisinde çalışırdım. Bu bize güç veriyor. Bir de demircilik tecrübesi veriyor. Oyunda bu arada crafting de var. Evet o çok güzel bir şey. Yani ona çok odaklanmayacağım. Ben çok anlamıyorum çünkü onu odaklanmadım daha önce. Belki bilmiyorum vazgeçe geçebiliriz bu konuda ama. Avcılıktan ok veriyor. Fakat ok çok kullanmıyorum arkadaşlar ben. Yani kullanıyorum aslında. Eskiden Varvant'ta kullanıyordum da bunda biraz zorlamışlar. Tamam ben yine pazarda mal satacağım. Ticari zeka, sosyallik. Şimdi süvari eğitimi aldıysam binicilik ve gönderili silah. Burası kurnazlık veriyor. İstemem. Garnizonda nöbet tutmuşum. Okçuluk ve veriyor. Binicilik artı okçuluk. Aslında ok, atlı okçu çok etkili de. Piyade eğitimi kesinlikle hayır. Cilacılara hayır. Ama bu tek el veriyor. Burada bir tane şeye veren yok muydu ya? Süvari eğitimi aldım. Süvari eğitimi mi? Klan şefimi. Süvari eğitimi alayım. Tamam. Genç erişkinlik seviyemiz. Savaşta düşmanı alt etmekti. Toprağa yatırım yapmaktı. Bu ticareti yükseltiyor. İnsanlarla iyi geçinmekti. Cazibemizi arttırıyor. Biraz zekamıza da mı oynasak ya? İdarecilik de çok önemli çünkü. Burada insanlara önderlik etmek. Biz zekayı geliştirmedik ya. Biraz hata yaptık. Ah bir idareciliği arttırıyor. Tamam cazibe de veriyor bize. Tamam bu iyi ya. Hikayem. Bir akıncıyı etkisiz hale getirmişim. Akıncıları oklarla savuşturdum. Buraları çok sizi sıkmamak için biraz hızlı geçiyorum. Normalde şuraları okurdum yani de. Oralar biraz sıkıcı olabiliyor bazı insanlar için. O yüzden çok yormak istemiyorum sizi. Video zaten seri videoları çok uzun olacak. Haberiniz olsun. 40-45 dakikayı bulacak genelde videolar. Artık cazibe oynamayalım. Yeter. Bizim biraz çift silahlı oynamamız lazım. Hala gelmiyor. O zaman zekadan yana kullanıyorum ama. Zekaya da gelmiyor şu an. Şu neymiş? Tek elli istemiyorum abi. Binicilik ve izcilik veriyor. Bu kurnazlık artı serserilik veriyor. Serserilik de işim yok. Hiç işim yok. Ama şurada taktik de çok önemli. İzcilik de çok önemli. Taktik asıl önemlilerden bir tanesi bu arada. Oyuna, savaşa avantajlı başlamanızı sağlıyor da. Tamam. Çok arada kaldım ya. Seçemedim şu an. Çok uzun sürdü. Ben yine şey sosyalliği oynayacağım. Yani. Sosyal adam olacağız. İsmimiz tabii ki ya da böyle Türkçe bir isim mi yapsak? Nasıl? İşbar Alp iyidir ya. Atalarımıza buradan saygı selamlar olsun. Bu zeytleri seçmemin sebebi bu arada Türklüğe çok şey olması. Abi gerçekçi isteme. Burada kolay yazan burada aslında normal seviye arkadaşlar. Gerçekçi değil zaten en zoru. Biz bunu kolay da oynayacağız. Ne çok kolay ne çok zor. Bir tek yalnız adam toplamayı kolay yapalım. Çok zorluyor arkadaşlar. Çok dolaştırıyor bizi. Onunla çok dolaşmayalım. Harika. O da kolay olsun. Normal seviyede olsun. Gedikli okçu challenging. Normal olsun. Combat all difficulty. Determine your difficulty of the combat all. Bu da şey. Karşılıklı çarpışmanın zorluğundan bahsediyor. Ölme. Kahramanların savaşında ölüp ölmeyeceğine ayarla. Ölmesinler ya. Kazandığın nitelikte otomatik atanması. Bunu kabul ettim. Otomatik atasın. Onlarla uğraşmayalım. Evet. Haydi bakalım başlayalım.
Yani bu oyun gerçekten harika bir oyun arkadaşlar ya. Ben öve öve bitiremediğim harika bir oyun ya. Hiç şey yok. Şimdi hikaye gereği burada bize aslında tutorial yapıyor. Eğitimi geçiyorum ben. Size göstermek istemiyorum eğitimi. Zaten oyunda savaşmayı da bilmiyor değilim. Yani. Bannerlord'da dediğim gibi Warband'da çok oynadım. Ha, multiplayer'ini çok oynamadım. Bu gerçek. Ben hep hikaye oynadım. Yani multiplayer'da tabii ki çok üst düzey dövüşenler var. Ama mesela serinin bir videosunda bonus video yaparız. Multiplayer'da kapışırız. Şimdi eğitim alanı, evet çıkalım. Eğitim alanından ayrıldıktan birkaç saat sonra bir ağacın altında yatan yaralı bir adama rastladım. Suyunu onunla paylaştım ve yaralarını elinden geldiğince sarmaya çalıştım. Sana seyahat eden bir doktor olduğunu söyledi. Yardımlarının karşılığında sana küçük bir bronz parçası verdi. Ve bu bronz parçayı kendisine ödeme nihayetinde veren savaşçının bu parçanın Neretzes'in budalalığı ile ilgisi olduğunu iddia ettiğini söyledi. Parçanın çok değerli olabileceğini düşünüyordu. Bu konuda daha fazla bilgi edinmeye karar verdin. Şimdi iş para Alp'in soyadı ne olsun? Soyadı da arkadaşlar Afşar olsun. Ben Afşar soyundanım bu arada arkadaşlar. Benim ailemin boyu Afşar. Şimdi bakalım şöyle güzel bir ya Hilal seçmeyelim artık. Hilal çok kullandım. Ama Türklüğün kutsal simgesi nedir arkadaşlar? Güneştir. Şöyle güneşe benzer bir tane bulalım. Şu fena değilmiş. Güneş gibi duruyor. Güneş gibi. Peki hızlıca bakıyorum şu an. Güneş. Hiç güneş. Genelde hayvan simgeleri var. Bozkurt yok mu peki? Yok mu bir bozkurt? Ayı var. Bu ne? Bozkurt değil ondan eminim. Bu köpek galiba. Kurdun böyle kuyruğu olmaz. Tıs yılan severiz. Ben yılan seviyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zamanında çok yılan besledim. Hiç ciddi yalan olmaz bu söylediğim. Sonra yorumlarda şey görmeyeyim. Abi hangi tür yılanlar besledim? Ben de besliyorum. Arkadaşlar en çok güneşe benzeyen ya bu ya şu. O da, şu, o da biraz daha şu şekil şu kilo olduğu için. Bunu şey yapacağım. Şöyle kocaman da boyut olsun. Siyah nasıl? Yeşil nasıl? Şöyle yapalım. Kırmızı, beyaz. Yok. Güzel olmadı. Şöyle nasıl? Şöyle 10 numara. Kuzeyitlerden alacağımız için yeşile gözümüz alışsın arkadaşlar. Evet. Şimdi. Neredeyiz? Poros'tayız. Haritayı şöyle size güzel bir göstereyim. Çok uzaklaşınca FPS'im düştü bu arada. Kuzeyitler şu bölgede. Arkadaşlar ben direkt şöyle başta ticaret yapacağız. Para kazanacağız. Serseri döveceğiz. Para kazanacağız. Yapacağımız bu. Genel olarak yapacağımız bu. Onun haricinde aslında çok fazla yapacağımız bir şey yok. Şimdi eyvah FPS'im düşüyor. Heh, güzeldi. Şimdi şöyle bir envanterimize bakalım. Abi tahılım var. Küçük saçma bir kalkanım var. Aa, bu yeni gelmiş bakın. Önünüzden. Şu ne? Çıkar. Pardon. Çıkar. Şu yeni gelmiş. Geri al. Aa atma lan. Manyak. Sivri mızrağımız var. Şu ikisini yerini değiştirelim. Mızrakla başlamak istiyorum savaşa. Evet. Başka hiçbir bokumuz yok. Şimdi imparatorluk askerlerinden bir tane alalım bakalım şuradan. Asker toplayacağım direkt. İki tane. Tamam. Niye bekliyorum ya? Dur. Şuradan TVA köyüne gidelim. Biraz asker toplayalım da. Sonra bizi öyle tek sanıp adam yerine koymadan vurmasınlar kafamıza. Şöyle biraz yemek de alalım. Peynir alalım. Peynir önemli. Peynir önemli. Evet, bunların hepsini aldım mı bana şimdilik serseri tokatlamaya yeterli. Fazla para kaybetmek istemiyorum. Hadi bakalım. Neredesiniz haydutlar? Sıkıyorsa çıkın karşıma. Ah İra, İra. İra'da görev vardı öyle hatırlıyorum. Niye ünlem yok? İra Hanım merhaba. Merhaba ben İşber abi. Sen kimsin ulan? Evet. Çok güzel tutturdum. Gerçekten ünlem niye çıkmadı bilmiyorum. Normalde ünlem çıkar. Bunun 1077 yılında gerçekleşen Büyük Pendarik Savaşı olarak adlandırılır. İmparator Neretses, Turgiyalılar, Batanyalar ve Vilandiyalılardan oluşan bir ittifakla başlamak üzere
kuzeylilerin Asarayla'nın eşlik ettiği bir orduya önderlik etti. Oo. Onun için bir felaketti. Ölümüyle sonuçlandı ama galip gelenlerin durumu daha iyi olmadı. Lukon'a sorabilirsin diyor. Evet. Şimdi de gidiyorum canım benim. Ya hikayeye göre anladığım kadarıyla bu gördüğünüz bütün uygarlıklar bir aradaymış. Neretses diye bir adamın krallığında bir aradaymış gördüğünüz bütün uygarlıklar anladığım kadarıyla. Ya tahmin ediyorum şu an hikayeyi çok bilmiyorum bu arada. Önceden oynamış olmama rağmen. Dediğim gibi bir aradalarmış. Olan şey herhalde. Neretses öldükten sonra toprakları paylaşmışlar, ayrılmışlar gibi bir muhabbet var herhalde. Yalnız haydut göremiyorum hiç ya. Şöyle dağlara mı çıkmam? Aha. Çapulcular. İnşallah diğerleri katılmamıştır. Evet, tamam. Bu bir soygundur mu? Seni ibret olsun diye cezalandırmamız lazım. Boşuna merhamet falan. Aslanım sen beni hafife alıyorsun. Saldır bakalım. Bu arada Türkçe çeviride biraz hatalar var. Official bu arada, hani orijinal Türkçe çevirisi. Evet, şu eğitim şeyleri açılmasa iyi olacak. Şimdi. Infantry. Saldırın bakalım, geliyorlar. Ben tek başıma indiririm aslında onları. Gerçi şeye alıştım ben şimdi. Güçlü olmaya alıştım biraz. Taş atmayın, döverim. Saldırın lan. Taş atmayın, döverim. Ben şeye biraz alıştım arkadaşlar ya. Güçlü olmaya, zırhım olmasına. Şu an atı mesela o kadar yavaş sürüyor ki hiçbir şey anlamıyorum. Ve şu an fark ettim ki oyunun sesleri beni bastırıyor. Şöyle yaparsak ha, yine bastırıyor. Ayarlar. Şu an bakıyorum. Oo, bana da bırakın, bana da bırakın. Açıyor mu bunlar ya? Oo, yalnız mekanikler biraz değişmiş. Ölünüz. Ve oyunun optimizasyonu artmış arkadaşlar. Ölünüz arkadaş. Ve başka var mı? Bakayım, yaşayanlar var. Yok, o bizim taraf. İki tane yaşayan var. Bunu takip edersen bulurum o iki yaşayanı. Şu an sadece XP için bu arada kovalıyorum arkadaşlar. Daha yakalayamayacağım mı? Atım muhteşem yavaş ya, kafayı yiyeceğim. Şeyi R ile mi? Evet. Modu nasıl değiştiriyorduk onu hatırlamaya çalıştım. Ya atım muhteşem yavaş, kafayı yiyeceğim. Hiç alışamadım şu an. Benim en son haritaya 3 saniyede dolaşıyordu atım. Buradan bir zıplayalım. Gel bakalım aslanım. Hayırdır? Öyle savaş meydanından kaçmalar falan hayırdır? Nasıl adamsınız siz? Çok döndü bir anda. Şuradan bam. Uzaktan atabileceğim hiçbir şey de yok ki. Dönme dönme, ne yapıyorsun? Eyvah, klavyem pili bitiyor arkadaşlar. Adam nereye gitti? Kaçtı. Tamam, şimdi bitiriyoruz. Klavyem pili bitiyor arkadaşlar. Şöyle bir çözelim onu. Evet. İmparatorluk askeri acemi. İmparatorluk askerlerinin en iyi işi bu arada şey yapmak arkadaşlar. Şu okçular. Okçu oluyorlar en iyi. Çünkü bakın şöyle girelim wikisine. Yani şunlar çok bir işe yaramıyor. Dürüst olacağım. Yani şuraya gelesiye kadar, lejyonere gelesiye kadar çok bir işe yaramıyorlar. İmparatorluk askerlerini hiç sevmiyorum. Böyle bir kontrol yapıyorum. Evet. Şimdi bunlar bizim yağmalılıklarımız. Hadi bakalım. Bir 10 kişi daha. Avlayacak 10 keklik daha. Kapış bakalım aslanım benimle. Ben 6 kişiyim diye beni küçümsüyorlar şu an. Ama yaptıkları hata ne? Ben zaten onları 20'sine bedelim. Bu arada atla 20'sini şey yapmış olduğum var. 20'sini indirmiş olduğum var arkadaşlar. Şöyle bir heybetimize bakalım be. Suratım çok çirkin. Kaşlarım nerede? Kaşlarım yok. Aha, gelmişiz. Şöyle bir çakalım. Arkadaş, adamlarımıza hücum emri verelim. Şöyle bir kuvvetli vuruş. Bizimkiler döküldü. Adamları indiririm arkadaşlar, merak etmeyin.
Ama şeyim yok. Eyvah, onu atma. Onu atma işte. O olmaz. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Orada bir anlaşalım. Ben sizden kaçmam. Onu unutun. Ama siz de tek tek gelin. Yek gelin lan. Atım muhteşem yavaş. O çok sıkıntı şu an benim için. Ama şu an bunları dojdaya dojdaya indireceğim arkadaşlar. Mesela şu gitti. Tek de atamıyorum. Mızrağım çok kötü. Mızrağım da çok kötü. Şu an zırhım da kötü. 2-3 darbe alsam inerim. Şuna da çaktım. Atıma vurma. Evet, bir tane indi. Atın avantajını kullanıyorum şu an. Hani başka yapacak bir şeyim yok çünkü. Bizimkiler sandığımdan hızlı indi. Ama ben ne dedim? 20'sine bedelim dedim. 20'sine bedelsem... Yat bakayım aşağı. Oha. Canım acıdı lan. Şuna da sap... Oh, iyi de sapladım. Şimdi şöyle biraz hız alacağım alacağım. Manevra yapıp vuracağım. Ya hak! İşte böyle. İnşallah kulağınızı patlatmamışımdır. Gümütürüm var ama. Ya destur! Vuramadım. Mızrak adamdır ya. Kılıçla zor. Şöyle biraz hız alayım. Hız alayım. Mesafe açayım. Yap manevra yaslanım. Hadi bakalım. Vuramadım. Oğlum siz benim atıma vurdunuz var ya. O atımın canı yarım ya. Aklınızı alacağım. Oh. Ben vuramadım. O nasıl vurdu ya? Ya vuramıyorum. Vuramıyorum. Akıllınızı alacağım. Akıllınızı alacağım. Şuradan şöyle. Abi vursana. Yukarıdan aşağı vuracağım arkadaşlar. Aşağıdan vurunca ben beceremiyorum. Yine beceremem. Yine beceremem. Ben buraları hızlandıracağım artık ya, bu ne? Ben bunları hemen yenip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uzun bir kapışmanın ardından kaç kişi indirdim ya? 5 mi? Benim indirdiklerim nerede? 10 kişi indirmişim ya. 8 kişi indirmişim. İkisini bizimkiler indirmiş ölmeden. Bakayım, 2 kişi öldürmüşler. 3 kişi de kaybetmişiz. Biz 6 kişi, ha, benle beraber 6 kişiydik. Tamam ya, başardım. Uzun sürdü ama başardım. Sıkıntı yok. İlk başlarda biraz acık çekeceğiz arkadaşlar. Daha serimizin ilk videosu. Siz gelin bakayım lan. Sizin ağzınız... Neyse. Oo, et yeriz abi. Tamam, güzel güzel güzel. Yağmalıyoruz. Yağmalıyoruz. Şuradan mı gidelim, adam toplayalım. Görev diyor. Görevde hiç inceremedik. Şimdi 10 tane soyluyla konuşacağız. Şu Neredzes budalalığını araştıracağız. Ve klanımızı yeniden kurmamız lazım. 1000 dinar paramız var. Para lazım. Hayır. Dinarlarını 1000'e arttır diyor. 1000 arttır diyor. Ha, 1000'le başladık ya. 1000 arttır diyor. 2000 yapacağız yani. 2020 adam yaptıyor. Klan rütbesine ulaş. Ün rahat. Ün kolay kolay ediniriz. Bir düşman edindik zaten, o kolay. Bir tane de yoldaş edineceğiz. Onun haricinde karakterimiz 2 tane seviye atladı. Şimdi tek elli silahları 10. Abi ben gönderili silahı direkt ekstra canla veriyormuş. Gönderili silah var biraz daha. Ticareti var biraz daha. Lider cazibe. Lordlar ilk tanışmada %10'li artı ilk. %10'li takas cezası. Direkt abi artı ilişkiye veriyorum. Artı 10. Bunu alırsak tatlı olur. Binicilik fırlatma istemiyorum tabii ki. Biniciliğimiz dursun, gayet iyi şu an. Yeterli. İdarecilik her zaman yardımcı olacak. Bir tane idareciliğe banko atacağım. 2 puanım daha var. At ticarete bir tane daha. Yandırılıyor bir tane daha. Daha şey puanımız yok. Algı puan. Altitude. Attribute puanımız yok. Okuyamadım lan. Ama bu neydi? Bu da focus point. Bunlar attribute point. Tamam. Attribute. Attribute.
Konuşamam ama mazur görün artık. 3'e basalım. Hızlandıralım. Ve asker toplayalım. Şu an 7 kişiyiz. Burada bir süre bekleyelim. Burada bekleme şeyinde süresinde... Abi lan sen burada. Ne oluyor orada? Gel gel gel. Kaçma gel. 3 kişinin heybetini görünce bir korktu arkadaşlar. Lukon'a gitti. Bir sorun var. Yok hizmete falan girmek yok. Öyle hizmet yok. Şimdi madem biz bu arada şey yapacağız. Kuzeyitlere şey yapacağız. Dahil olacağız. Bu sırada yavaş yavaş Kuzeyitlere doğru da gitmeye başlayalım. Kuzeyitlere doğru gidelim ki hani mesela çapulcu avlıyorsak oradakileri avlayalım ki Kuzeyitlere bir yararı olsun, anladınız mı? 12 çapulcu hayvan gibi bana koşuyor. Gelmeyin. Yine uğraşmak istemiyorum. Gelmeyin. Gelme. Kurban oldum. Gelme. Aynı zamanda ticaret bilgilerini de yavaş yavaş alalım bu arada. Mesela Sironya'ya girince ben ticaret şeyine bastığım anda, şuna bastığım anda buranın bilgilerini alıyorsunuz bu arada. Şimdi daha henüz tabi burada alabileceğimiz hiçbir şey yok. Bakalım burada değerli ne varmış. Şuna basalım. Değerli inek varmış. Takı varmış. Aa takı 232 çok ucuz aslında. Ben iki tane alayım. Ben bunu satacak güzel yer bulurum. Bak kaçtan aldım? 470, 715. Bize biraz para kalsın tabi. 470'i aldık, tamam mı? 470'den pahalı verebileceğimiz yere satacağız arkadaşlar. Bu sitemiz aşırıda. İşte bir iki tane at alalım. Aslında şu atı atayım mı ben? Ne yapayım mı? Atı atmak. Çok kötü atsın sen ya. Biraz para yakayıp yeni güzel düzgün bir at step horse mu alsam? Çok daha iyi bu ya. 6 kilo daha ağır. Canı az biraz ama hızı... Oo alalım. Tamam. 712. Şeyde 470 ödedik, unutmayalım. 470'ten pahalı yere satarım. Çaykanda giderim. Ver bakalım bizi. Yok. Bunda görev yok. Bu adamı ilk defa gördüm bu arada. Ulus'u hiç duymamıştım. Ya oyuna 90 saat oynayınca artık karakterlere bile milyon tane karakter olmasına rağmen alışıyorsunuz. Yabancı olanı tanıyorum artık. Gelin lan buraya. Kaçma kaçma, ne devriyesi, hayırdır? Kardeşim kurt oldunuz, it mi avlıyorsunuz, hadi bakayım. What do you want with us? İngilizce konuşuyor yine ya. I want you sorry or die brigand. Brigand ne demek, işaret küfür değildir. Bizi asla canlı ele geçiremeyeceksin. Bu ölümü kabul etmiş bunlar ya, ben anlamadım. Yani canım inşallah kendine gel... Oo fullenmiş, tamam. Acımayın lan bunlara. Buradalar. Okçuları yok. Zaten çapulcuda okçu olmuyor bildiğim kadarıyla. Taşçı oluyor anasını satayım. Ye bakayım şu hasarı. Arkamıza alalım. Bu arada sırtınıza takarsanız sırtınızdan gelen darbelere engel olur. Haberiniz olsun. Şöyle dalayım aralarına. Bizim adamları yemelime etmesinler. Dalacaktım ama. Ye bakayım şuna. Atıma vurma bir daha. Aklını alırım senin. Kılıç çok kötüsün ya. Bir adamı indiremedim kılıç yüzünden. Yavşak. Adama ne vuruyorsun? İnşallah ölmemiştir okçum. Ölen okçum var mı? İyi, okçularım ölmesin. Gayet iyi. Tamam. Level dalmışız, seviye dalmışız bir şeyden. Tutsak istemem şimdilik. Evet, sizi yükseltelim. Sizden yükselen yok. Gitti diyelim ve... Bakalım bize buradan ne düştü. Hadi bak. Ağlayın. Şerefsiz çapulcular. Köylünün, fakirin, fukaranın ekmeğinde gözleri var bu yavşakların. Göz ne işe yarıyor lan? Şurada yeni bir şey gelmiş bakın. Köylerin falan yanında göz var farkın. Ah, burnak gel. Görev yakaladım, görev yakaladım. Burada yeni askerlerimiz artık. Kuzeyitlerden alacağım. Atlı asker yapacağım.
Hatta satın almamız gerekecek bunun için. Burnak az yavaş git be. Çıkar şimdi oradan. Tamam, Akkalat'a da girelim de. Bakalım takıyı kaça satıyoruz Akkalat'ta. Şöyle bir yapalım. Yok. Akkalat da ucuza gidiyor şimdi, orada bir dur. Şimdi şunları bir kitle. Bunlar bizim mallarımız. Hepsi de. Hepsini bir götür bakayım. Tamam. 520 buradan bir alalım. Şimdi şurada tabii çıkamayacağız değil mi karşısına? Daha soylu olmadığımız için avluya çıkamıyoruz. Rüşvet verebiliyoruz şeye. Kapıdaki bekçiye ama. Ha bu arada gelmişken askeri alalım. Zeytli göçebe hepsini alıyor. Biraz kalabalıklaşalım artık. Bekle. Şimdi şeyde bekleyelim. Çıkar mısın Hurunak? Hurunak çıkar mısın? Yatıya kaldı. Kendi kalesi galiba burası. Hurunak bir acemi çaldı buradan. Hala burada. Tamam Hurunak, seni beklemeyeceğim artık. Sıkıldım. Tamam. Seni bulacağım oğlum. Hurunak, seni bulacağım. En de sonunda bulacağız. Görev için bulacağız ya. Yok. Tutsakları, öyle yağmacıları falan birliğimi almam. Öyle bir şey yok. Ben çapulcuyla, elin hırtosuyla uğraşamam arkadaşlar. Bak bak bak. Hala gelelim diyorlar. Hadi lan oradan. Avluya gitme. Arena'ya gitme. Aa, turnuva var. Katılacağız. Ham bölgesine git. Bu neymiş? Yeni gelmiş. Bir paralı koruma. 200 mü verdim? Ne işe yarar bu arkadaş? Bekçinin niye ben buna 200 verdim? Ha, buraya pratiklik eklemişler arkadaşlar. Normalde hana girince hanın içinden adam seçip konuşup alabiliyorsunuz ya. Buraya eklemişler onu, hiç konuşmadan alabiliyorsunuz parasını verip. Ben yanlışlıkla o tongaya düştüm şu an. 200 lirayı gömmüş oldum. Şimdi arenaya gireceğim ama arenaya da bakalım ödül neymiş. Katıldım. Ya şey oynayacak, bet oynayacak ne cesaretim var şu an. Çünkü adam akıllı, silahım şeyim yok, zırhım yok, yeteneğim yok. Adam akıllı. Kamerayı düzeltiyorum. Adam akıllı, yeteneğim, zırhım, silahım, bir şeyim yok. Neymiş? Kuzey zırhı. Zırh seviyesi 4. Tamam satarız ya. Hadi tura atla, katıl. Hadi bakalım. Eyvah, sadece mızrağımız var. Şu okçuya yöneleceğim. At bakalım aslanım. Yat aşağı aslanım. Şu arkadaşı bir indirelim şimdi. Sapla arkasından. Saplıyorum. Al araya, al araya, al araya. Böyle al araya. Ölme oğlum. Tamam. Şimdi şu atlı okçuyu bindirelim. Bunu yakalayamayacağız ama. Böyle yapalım da. Başka var mı? Ha, bir tane köpek var şurada. Vur ona. Arkalı arkalı arkalı. Yattı aşağı. Koş bana doğru oğlum be. Onun atamayacağını ben anladım arkadaşlar. Bana atlamıştı bu arada. Gel lan buraya. Ne koşturdun köpek? Şu attan bir özür dileyebilir miyim? Güzelim, kusura bakma. Sen... Özür dileyecektik lan, bırak. Aha, atlı okçuyuz. Eyvah. Böyle bir çakalım. İmleç belirgin olmuş bu arada biraz da arkadaşlar. Bir daha çekelim şu oku. Çok bekletirseniz genişliyor. Şöyle kafana atar mı? Gel lan buraya. Attı değil mi aşağı? Çok öne gitti.
Kestiremiyorum ama şeyi kestiremiyorum. Hani okçuluğumuz özellikle atlı okçuluğumuz çok yüksek olmadığı için. O ne koşuyor öyle? Koşma lan. Attan hızlı koşuyor. Şöyle bir çaktım. Çok aşağı gitti. Tabii durarak sıkarsam patır kütür vurur, haberiniz olsun. Ama ben kazmayayım. Öldü. Bam. Vurun düşene. Hadi bakayım. Burası turnuva. Buradan çıkış yok. Düşersen ölürsün. Hadi bakayım. Gel lan buraya. Ananı vur. Hadi bakayım. Tek yedi. Çok iyiydi bu arada. Ve Kuzeyit Karahan. Kuzeyit Karahan bu arada en iyi askerlerinden bir tanesi Kuzeyitlerin. Ve evet, mızrakla bile. Zırhı çok güçlü arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. O iyi vurdum ha. Ben buna acımam. Ben buna acımam. Hadi oğlum. Muhtemelen son vuruş yiyecek ve ölmedi. Tekme dediğim dedim ve Kuzeyit Karahan'a veda. Dıt dıt dıt. Great job, buddy. You did it. Çaykan turnuvasını kazandık. 3 gün ve güzel bir armor kazandık. İnşallah bizimkinden iyidir. Bakıyorum şu an. Nereden? Envanterden. Bakıyorum. Ağır bizimkinden ama bizimkinden zırhı yüksek. Bizimki kaç para ediyor? 300 ediyor. Ooo. Beyler şekil olduk ha. Beyler bayanlar. Şekil olduk hani. Şimdi önceki takıya bakacağım. Ya bu takıdan galiba kâr edemeyeceğiz ya. Biz kaza mı aldık? Ben eskiden yani iyi fiyattı o fiyat. Mümkünden iyi mi? Kalkanla ve binekli olmaz diyor. Dur. Sıfırlasana. Şunu bir sat. Takının tekini satsam. Sat gitsin ya, zarar ederim. Tamam, sıkıldım. Ya da hayır, sıkılmadım. Zarar etmeyeceğim oğlum. Ben ticaret manyağım. Ticaret benim işim, zarar etmeyeceğim. Dur bakayım, buradan alacağım güzel bir şey var mı? Şimdi değer. Bir daha değer. Oy. Takı 298. Ne diyor? Sayonara'dan 170 alabilirsin. Sayronea'dan. Akalat'tan 137 alırsın diyor. Akalat'a gidelim. Akalat'a satabileceğim şeyleri buradan alalım. Yani buradan alıp Akalat'ta satarak kâr edebileceğimiz şeylere bakıyorum. Şu an 52'den alabilirsin. Her şeyi Akalat'tan alabiliyoruz şu an. Ucuda. Burası pahalı bir şehir anlaşılan. 53'e satarsın diyor. Akalat'a gerçekten kâr edebileceğim hiçbir şey yok mu? Burada ticaret bu kadar mı kötü? Evet, o zaman Akalat'a gidiyoruz. Akalat'tan Çaykan'da mal taşıyoruz arkadaşlar. Tüccarız, hadi bakalım. Bu işi sürekli yapacağız gibi gözüküyor. 386 altınımız var. Elimizde satabileceğimiz 152 tane takı var. Bu arada Akalat'tan önce bir yere daha mı gitsek ya? Oloko gitsene. Hayır, Ortongar'da git. Ortongar'da git. Evet, Ortongar'da bir gidelim. Burada 18 kişiyiz. 18 kişi biraz az. Şunu da açmayı unuttum. Sarf malzemesi sayısı. 2 güne yemeğimiz bitecek. Yiyecek bir şeyler de almamız lazım. Şimdi değer. Bir daha değer. Takı. Aha, takı burada pahalı gidiyor. 470'i almıştık. İşte kar. İşte kar. Şimdi buraya bir bakalım. Burada başka ne alıp? Çaykant'ta 247'ye satarsın diyor. Akalat'ta 69. Akalat'a gideceğiz. Akalat'ta kar edebileceğimiz şeylere bakalım. Çaykant'ta kar edebileceğimiz şeyleri de alabiliriz şu an. Burada daha... Heh, bak bu kar ettiriyor. O da 200-190 ise kardayız. Tamam. Bakıyorum. Şöyle hızlıca bakayım sizi bekletmeden.
Akalat'ta 119'a satarsın diyor. Bunu al Akalat'ta satacağız. Demiri Akalat'ta satacağız. Çok büyük bir kar değil. Çok büyük bir kar değil. Yine yüksek bir kar yok. Ama bir dakika. Şimdi biraz bir alacağız. Akalat'a satacağız arkadaşlar. Yatayla değişmedi. Tamam. Her birinden beşer tane şey, beşer dinar kar edeceğiz. Fakat biraz fazla aldık. Bir abi 5'li daha al. Tamam. Şu an kârdayız. Sıkıntı yok. Şimdi Akalat'a gidiyorum. Akalat'tan. Akalat'a demir cevherlerini satıyorum. Akalat'tan Çaykant'ta kâr edebileceğim her şeyi satın alıp gidiyorum. Yağları da bu arada Çaykant'ta satacağız. Ve işin şey ya evet moral kaybettik. Tamam. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sevgili birliklerim, sevgili askerlerim. Sevgili askerlerim. Şimdi biliyorum param yok. Maaşlarınızı ödeyemedim. Ama sakın moral kazanmayın. Çünkü şimdi satışı yapıyorum. Emeklerinizin ve emeklerimin karşılığını alıyoruz. Size de maaşınızı demir cevheri. Sattım gitti. Kâr ettik. Bundan kâr edemeyiz buraya satarsak. Ha, birayı mı satacaktık buraya? Evet. Güzel. 582 kâr ettik buradan. Şimdi 582 kâr ederken buradan kâr etmeden yani tam parayı almadan şu an buradan alabileceğimiz şeyleri alalım. Çaykanda satabileceğimiz. Demir Çaykant'ta 174'e diyor. Al bunu geri. Al bunu geri. Al bunu geri. 174'ü diyor arkadaşlar. Tanesi başına 40 lira kar yapar. Ortongard'da 305'e diyor. Tamam artık. Takı işine girmiyorum biliyorsunuz. Şimdi Ortongard'a bir daha mı gideyim? Ne kadardı takının kârı? 105 dinar. Al. Oha, ödenecek diyor. Ben nasıl ödeyeceğim bunları? Dur. Demirden alabildiğimiz kadar alıp Çaykanda gidiyorum ya. Başka yapacağım bir şey yok. Tamam. Bu kadar alabiliyorum. Bir de azıcık bir tahıl alayım da bizimkiler bir de açlıktan moral kaybetmesin. Şöyle. İki tane de tahıl ver. Tamam. 5 gün yetecek bir yemek bize. Bir ayaküstü bir şey dövelim. Çapulcu ayaküstü bir çapulcu dövelim. Hadlerini bildirelim. Buralarda fazla dolaşmasınlar. Buralar artık bizim himayemiz altında. Sus lan! Kelaş! Saldır ulan! Oh, açık meydan. En sevdiğim oğlum. En sevdiğim. Şimdi mızrakla şöyle. Zırhımız artık güçlü. Zırhımız sağlam. Arkadaşlar zırhımız ilk baştaki şeyler de fena değil. İlk zırhlar da fena olmadığı için şu an çok zırhlarla oynamıyorum. Para harcamıyorum. Ticarete sermaye saklıyorum. Yat bak. Aha. Şunu bindirelim. Okçularımızın faydalarını görüyorsunuz. Hiç yan açamadan öldürüyorlar hepsini. Çok iyisiniz ya. Çok bağırmayın. Benim sesimi bastırıyorsunuz. Bağırmayın. Şöyle bir şahlandırayım şöyle atımı. Yeah! Hadi bakalım. Onu da bir kayıt mı yapsak ya? Ha, burada kaydedemem sen. Evet, bakalım bunlardan ne yağmaladık? Bir tane yağmacı yağmalamışız. Evet, şimdi bunlar dursun. At alacağız. Böyle alalım. Şimdi biz nereye gidiyorduk? Çaykanda. Hadi bakalım. Şimdi Çaykant'ta güzel bir alışveriş ticaret yapacağız. Alışverişten ziyade. Bulduklarımızı da satarız. Maaşını da ödeyebileceğiz. Güzel. Şimdi bugün içerisinde Çaykant'a varmamız lazım. Heh, bir dakika. Bir yeteneğimiz daha gelişmiş. Yükle ticarete ya. Ticaret şu an. Ticarete ar Dur. İşimi halledeyim. Herifi takip edeceğim.
Şimdi yağları... Ay yağı biz Akalat'a satacaktık. Tamam, yağı itelemem. Demirler fiyatı düşük geldi biraz beklediğimizden ama yine kârdayız. Hiç sıkıntı yok. Şunları kaktır buna. Tamam. 673 alacağız ya. Şimdi bizim biraz yük beygirine ihtiyacımız var. Bunlar bizim şeyimizi, kapasitemizi arttıracak. Mesela görüyorsunuz, tak bir tane yük beygiri 100 şey kilo arttırıyor bizim kapasitemizi. Katır ne kadar? O da 100 kilo arttırıyor. Mesela bu ne kadar? Bu 120 kilo arttırıyor. Step horse. Step horse'lardan çok alırız paramız olduğu zaman. Çünkü bunlar direkt asker basarken lazım oluyor. Askerleri güçlendirirken. Çöl atı ne kadar? O da 120. Ama biz şimdilik biraz bütçemiz kısıtlı olduğu için cüf beygirinden iki tane alalım. Elimizde dursun. Lazım olacak çünkü. Bir de buradan Akkalat'a satabileceğimiz güzel şeyler bulalım. Değersiz şeylerinde şöyle bir avantajı var. Piyasada hani fazla taşıdığınız halde de fiyatı çok düşmüyor. Hani haliyle. Bu Akkalat'tan al diyor. Ortongar'da 57'ye sat diyor. Fazla bir kar yok. 122'ye sat diyor. Şarap. Evet gençler. Demek ki bugün kafayı buluyoruz. 5 tane değil 3 tane falan 4 tane alalım yeter. Daha fazla da param yok gibi. Bakıyorum daha çok kar edebileceğim bir şey var mı? Anlaşılan Ortongar'da gidiyoruz. Evet. Ama burada 4 tane var. Tanesinden de yaklaşık 30 yapsa çok düşüyor mu değeri? Düşmüyor. 2-3 lira falan düşüyor. O zaman şarap al. Çömlek. Yine Ortongar'da gidiyoruz değil mi? Sat ulan şunu. Ver çömleği. Direkt Ortongar'da. Çömlek orada iyi para ediyordu. Tamam. Daha fazla alamıyorum zaten. Param yok. 8 dinarla mı kaçınıyorum? Ah. Ne oldu? İki tane tavla yeter biz o güne kadar. 6 gün yetiyormuş. Şu arkadaşı bir hemen yakalayalım. Merhabalar, merhabalar. Taslur. Orada dur yabancı. Sana huzur diliyorum. Kim olduğunu öğrenene kadar en azından. İşber Alp ben beyim. Adınızı öğrenebilir miyim? Öyle mi diyordu? Ne diyordu? Raid şefi Taslur mu? Raid şefi mi değişti? Bir dakika şu Kuzeyitlere bir bakalım. Ana sayfa. Krallıklar. Kuzeyit. Lider. Ha, Monçak ya. Tamam. Şefi dediği şey herhalde. Hani bir tane lorduyum anlamında. Şef yapmışlar. Evet. Ben orada değilim. Monçak'ın bugün daha... Sende niye ünlem var o zaman? Alınma ama yardım edebileceğim. Konuşmak istediğim bir şey var. Aslında boş ver. Kısa bir soru var. Boş ver. Niye ünlem vardı bunda? Çünkü oyunun hala görevleri gün geçmiyor ki bug'ları düzelmiyor. Görevler hala bug'lı. Aa biz makebe de gitmemiz lazım aslında. Oradan gidiyorsak bir makebe girelim. Makebe bir girelim. Yani şimdilik çok kâr edebileceğimiz bir şey yok da. Yine maaş ödeyemedik. Moralimiz düştü. Şuraya bir bakalım en azından. Hani bir bilgileri alalım. Bu datal çok pahalı. Deri çok pahalı. Ya işte bunu yapma. Bunlar ucuza gidiyor zaten. Yani şunu yapma mesela anladın mı? 305'e satarım diyor. Şey diyor. Ama zor. Ya param yok. Bir şey alamam da. Fiyatlara bakıyorum. Ben alıcı değilim kardeş. Fiyat soruyorum. Evet. Ortongar'da devam. Ortongar'da devam ki. Bu arada bilmem neyi kazandı. Aha yine turnuva yakaladım. İçimden geldi. Resmen hissettim arkadaşlar. Temiz kalbim hissiyatı yüksek. Ticaret. Şimdi alayını satıyorum. Yük beygiri benim. Alalım duracak. Alayını sat. 487 mi? Tüh. Asker toplayayım mı? Kaç kişiyiz? 19. İyiyiz. Ben arenaya gireyim arkadaşlar. Biz turnuvadan alacağız artık şeyi. Bizim kârımız turnuvadan artık yapacak bir şey yok. Bakıyorum şöyle bir. Seken. Kimmiş bu? Kojorin.
Bunu atlayacağız. Oh. Ayakkabı alıyoruz bu turnuvadan da katıl. Ya yine mi mızrak? Bunu yakalayamayacağım galiba. Şöyle bir ye bakalım şunu. Hop. Ne oluyor lan? Yersin top. Aa öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Hayır. Hayır niye yaptın? Ya taba basmışım ya. Bu iyi olmadı. Arkaya yedik. Atla. Aa yine çıktık mı? Çıkamadık ki. Çık ya. Moralim bozuldu. Arka yedik arkadaşlar. Bu ne ya? Bu nedir ya? Bir dakika. Arena'ya git. Gir ulan Arena'ya. Bakalım kaç tane indireceğiz. Antrenman dövüşü. Bana turnuva. Yani... Tamam. Bir dövüş alıştırmasına katılmak istiyorum. Yat aşağı. Biraz daha yukarı atmamız lazımdı. Bizim şeyimiz de çok düşük ya. O neydi o koşmayı sağlayan? Şunu alayım bakayım. Al şunu. Al oğlum. Al oğlum. Aa küfür yok. Yat aşağı. Yemedi. Yok mu burada cida? Çok sakin şu an değil mi? Bana hiç sataşmıyorlar. Böyle atsam... Ne oldu? Yokluğa gitti cida. Hayır. Atsana lan. Of kafasına. Ben birinci giderim mi bana? An! Saniyesine? Hayır yok öyle bir şey dedi biri bana. Gel bakayım şunu. Cide topla, cide topla. Buraya gitti. O mızrakla beni yiyebileceğini mi sanıyorsun? O oklu. Ah! Kase! Kase attı bana. Araya almayalım. Öyle bir şey yok. Ama ben alırım araya. Cidalarımız bitti. Toplamam lazım. Yat aşağı. Cida topla, cida topla. Cida, cida. Cida çok vuruyor arkadaşlar. Cida değil mi bunu? Evet. Cirit. Ne cidası? Bannerlord'da şey, Varmant'ta cirit bu arada bunlar ya. Atma. Kim atıyor? Sen mi atıp duruyorsun? Yat aşağı. İnce ince atıyor oradan. Elinden vurdum. At bakayım oku. Şş, indir bakayım oku sakince. Hadi bakayım. Oo, block machine. Ah! Ne? Tek yedim. Ne yaptın oğlum? Ben bunu izleyeceğim. Ne oldu anlamadım. Tek yedim lan. Hadi lan bir daha. Gaza geldim bir daha. Bundan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çok uzadı zaten ilk bölüm. Hayır. Lan. Şu an iki tane okçu bir cirit bize sallıyor. Şöyle helmel bağırma. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?
Hop 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 hop. Öyle yok. Tamam. Agroları da aldı şu an. Ben seni saplayayım şöyle. Hayır 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 hayır. At 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 at. Hayır hayır hayır. Sapladım. Sakın cirit atma. Canım çok az. Yediğim şeylere bakın arkadaşlar. Ah bloklama. Yat aşağı. Neredesiniz? Cirit topla, cirit topla, cirit topla. Kimse bakmıyor, kimse bakmıyor. Topla ciritleri. Tamam. Hayır. Yedim sandım ya. Niye kılıçsız yanaştın ya? Hayır. Fırsatçı şerefsiz. Fırsatçı şerefsiz. Abi yediğim ciritlere bak. Tamam yeter yeter. Yeter yoruldum ya, bu ne? Şimdi arkadaşlar bir sonraki videoda şöyle yapacağım. Buradan mı çıkayım da önce. Bir sonraki videoda şöyle bir şey yapacağım. Biraz ticaret yapacağım. Videoyu öyle başlatacağım. Sizi daha fazla üzmeyeyim. Çünkü bu video yaklaşık 1 saat oldu. Hani kırptım ettim derken 40-45 dakikaya düşer en az. O yüzden çok uzun sürmesin. Sizi de sıkmayayım diye biraz ticaret yapıp öyle geleceğim. Hile yapmayacağım, merak etmeyin. Hile yok. Hileler açık değil zaten. Onun haricinde şöyle bir kaydedeyim. Farklı kaydet. Ne diyelim? İşbara Alp. Ters yazdım biraz ama. Evet, hile yapmayacağım. Merak etmeyin o konuda. Hani hile kullanmıyorum. Sevmiyorum zaten. Oyun zevksiz oluyor. Evet arkadaşlar. Güzel bir Mountain Blade. Uzun ve güzel bir Mountain Blade videosu oldu. Şahsen bu oyunu oynarken hani sürekli sizi bir yere sürüklediği için çıkamıyorsunuz. Videodan da oyundan da çıkamıyorum. O yüzden uzun oldu. Ve böyle de devam edecek. Bu senin videoları uzun metrajlı olacak. Uzun videolar sizi bekliyor. Dediğim gibi ben oynarken uzun da olsa kısa da olsa çok keyif alıyorum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Eğer videoyu yani izlediğiniz şeyi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Ve kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Siz abone olduğunu söyle. Ben motive oluyorum ve daha çok video gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.